33 TM01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Nasılsın komutanım? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim diyorsun, öksürüyorsun komutanım. Ya üşütmüş. Geçmiş olsun. Evet değerli arkadaşlarım, yeni bir video çekiyoruz. Kıbrıs'tan çok değerli bir abimiz geldi. Bülent. Kendisi müzisyendir, benim meslektaşımdır. Komutanımı çok görmek istiyordu. Biz de kıramadık. Kendisini bir videoyla sizlerle tanıştırmak istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alaaddin abi, mekan da çok güzel. Hacı Baba Mersin'in tütünler neydi burası? Mersin. Tütüncüler Çarşısı. Tütüncüler Çarşısı'nda yok yok abi. Vallahi her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Yani gerçekten yok yok yani. Elmeği göz nuru. Öyle değil mi? Bize Cengir her abi. Şey var. Vallahi ben 20... Abi böyle bir tespit şeyi görmedim ben. Cenneti görmedim ya Cengir abi. Hayırdır ya? Yani bu kadar model ben ilk defa görüyorum. Bu yaşıma geldim. Abi ne büyük emek var bunun içinde abi. Değil mi abi? Buradan Kıbrıs'a selamlar olsun. Yavru vatana ya, selamlar gönderiyoruz. Böyle şeyler yasak ama biz de biz üst düzey yetkili olduğumuz için gerçekten bizim kimliklerimiz personel kimliği de gözüktüğü için gizli odalara da rahat girip çıkabildiğimiz için şimdi eskiden konkordlar vardı. Şimdi daha alaları çıktı. Söylemiyor. Haber vermiyorlar. A380, 380, 400-500 basar. Evet. Yani 700'ü var. 500'de basar. Ben lafımın arkasındayım. Yani 700-700 sıfırdayız. Türkiye Mersin'deyiz. 700-700 basit şeyler değil yani. Concord da zaten 700 ama öyle göründüğü değil. 3-1'di. Abi video çekimindeyim ya. Kanat olayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cihangir şu anda video çekimindeyiz. Bir 15 dakika sonra. Yani demek istediğim konu Concord'larla da gezdirirken genelkurmaylıklar da izliyor ama boş izliyor. Boşuna izliyor. Sen ömrünü izlemekte harcadın. Ben tebrik ederim. Ama bana medya magazinden başka da bir şey gönderemez. Merak ettim buysa ya. Ama açıkçası Concord ben öteki uçakla geleyim gideyim Fransa'ya. Aynı gün ben Amerika'ya geliyorum gidiyorum. Benim kız arkadaşım taşınmamış oluyor da. Sen bunu ispatlayabilir misin? Tüm dünya siz embezsizsiniz arkadaşım. Bu bir daha iki. Sana ben öğreteceğim. Sen geleceksin keklik gibi benim kızımı yanımdan alacaksın. Diyeceksin ki bu keklik benim. Keklik sizsiniz. Çık daha da öldürül daha iyi. Ama ben yetiştirdim. Ben sizleri yetiştirdim. Bileğinize o kuvveti veren alan tabii ki yüce Rab'tır. Ama o ben yetiştirmeyi ben pembeyi moru seçtim. Sarıyı seçtim ben. Diyeceksin mecburiyetim var. Benim mecburiyetim yoktu arkadaşım. Ben iş adamıyım, armatörüm. Ben hakiki Rolex'im, Shell'in sahibiyim. Vay. Dünya uçuruma gidiyordu. Gözümün önünde çarçur. Diyeceksin şimdi de başarılı değilsin ki zaten. Abi Rolex ne oluyor anlamadım ben. Yani saatin fabrikası gibi derken yani Rolex çok pahalı ürünler üretiyor. Ya Rolex petroldür. Petrol çıkartıyor. Petrol arama enstitüsü gibi bir şey de var. Her tür pompa enstitüleri var. Gizli oda taktikleri abi var. Abi nerede petrol gördüm? Hiçbir yerde petrol görmedim. Ne Kıbrıs'ta? Abi ben de bunlarda petrol görmedim. Batman var diyor. Bir bokta yok affedersin. Allah Allah. Açık açık konuşalım. Gelsinler buyursun burada. Abi niye bu insanların yüzü gülmüyor ya? Abi onu söylüyoruz yani. Hiçbiri gülmüyor. Sen abi oturdun ya ayaklarını uzat. Biz iş yapıyoruz. Biz sezinletmiyoruz. Biz iş yaptığımızı zannettiriyoruz ya, ama varız. Biz armatörüz. Sen boş konuşuyorsun. Yani gülmemiz gerek. Güleceğiz mi ama? Ben de onu diyorum. Gülmemiz mi gerekiyor? Yani? Hayır yani. İnsanların mutlu olmasın. Benim abi dedem Jerry Lewis'ti. Ben benim sana gülmem zaten içermez. Dünyada kimse beni güldüremez. Vay. Benim ailemden başka beni güldüren yoktu. Doğdum, yaşadım, öldüm. Beni ailem güldürmüştü. Ben her şeyde gülen bir insanım. Evet. Benim dedem benim özlerden yani Jerry Lewis'i sen bir daha bir. Böyle bir tarz yok ya. Böyle bir akrobasi yok. Vay. Böyle bir zırzırlık yok. Tabii sen bir de şey diyorsun Bob Dylan'lara kadar bilmem şunlara bunlara. Onlar da dedelerimiz. Dedelerimizin arkada. Yediği işte ayrı gitme doğdu doğal önce. Yani ama bir konuşmanda bir şey yakaladım. Sen dedin bana ehliyetim var dedin. F-16 bir şeyler bahsettin bana. F serisi mi? Bende var ehliyet var ya. Hadi ya. Tabii abi. Komutanım uçak kullanıyor. Ben estetik de yapıyorum. Aynı anda kendim de estetik olabiliyorum. Böyle bir şey var mı? F sınıfı. Git Cuma'ya sor. Cuma aç F sınıfını.
F fıkrasını aç bak ne diyecek sana. Neydi cümle? 135 ne? Devlet diye. Ya burada yeminli tercüme. Peki bu Ankara'ya gönderdin o numara. Daha yeni aldım New York Florida. Vay. He. O şey ne oluyor peki İmtihanlara abi? İmtihanlara girdim kazandım. Ben çok merak ettim. Bu İngilizceyle girdim kazandım. Beni arasın diyorsun. İnsanın içinde olacak ya. Ankara seni aradı mı? Sen diyorsun biz rütbeliyiz. Bir yerde iş buluruz. Evet. Karı bile satarız. Yalan mı? Yapmadın mı? Yok yapmadın. Yapmadın sen kaybettin. Yapanlar bak kazandı. Amerika'da öldü gitti Amerikalı olarak. Çok büyük bir şey. Onlar için çok büyük bir şeref. Abi para biter dünya mi? İçin de şeref. Türkiye'de ama para biter mi? Sen o ortamdan uzaksın. Sen beni ilgilendirme. Beni sen ilgilendirme. Bizi ilgilendirmeyen bir konu ya. Siz ne biçim konulara uzanıyorsunuz kendinizi? Interpol, mafya, terörle mücadele. Hepsi zannediyorsun ha. Paranoya mı olmuşsun? Paranoyak mısın? Ne yaptığını bilmiyorsun. Ne tür hap kullanıyorsun? Söyle biz de içelim. Bizim de kafamız güzel. Bülent'ciğim bir soru soracaktın. Konu dağılmasın. Ya konu şimdi şahsen zaten biz Cengir abi hangi soruyu sorsak 1000 tane cevap veriyor adam değişik yollardan. Şaşırıyorum. Yani böyle bir şey olamaz ya. Cengir abim gerçekten hiç düşünmeden cevap benim veriyor. Benim babam hulklar öyle kapıdan girmeye çıkmaya tenezzül etmiyor. Vallahi. Hulk. Sen hangi devirden çağdan bağlı? 15 ay önceden bilen insanlar. Hulk nedir? Sen hangi tip değiştirmeden face Tom Cruise yok Brad Pitt olmuş da yok. Çünkü bayram affedersiniz. Vay. Tüm dünyaya der. Sen bizim gibi enstitü, bizim gibi Birleşmiş Milletler'den bahsediyorsun. Sen diyorsun kapıcılık, mapıcılık. Senin yaptığın hokkabazlık, şarlatanlık başka bir şey değil. Hadi ya. İlk önce uçkuruna sahip çıkmayı bileceksin. Vay. Komutanım Kıbrıs Harbi'ne katıldı 1974'te. Kalçandan yersin sonunda. Komutanımız. Uçak kullandı. Kıbrıs Harbi'nde vardın değil mi komutanım? Öyle bir durum var mı? Valla biz 74, bir Concorde'la geliyoruz gidiyoruz. Biz 74'ü de yakalarız, 71'i de yakalarız. Ben yakalayamam demedim. He. De sen merci bulamazsın beni şikayet edecek. Benim dokunulmazlığım var. Ağır DGM'yim diyorum. Bu kadar dürüzlülük olur mu ya? Sana ayakkabılarım, botlarıma kadar ben buradan söylüyorum. Yarın diyeceksin bizim yeğenlerde de vardı. Ne desek vardı. O da ihtiyaç, bu da ihtiyaç. Senin ihtiyacın bitmiyor ki arkadaş. 1980'den beri. Gölgesi gölgesine sen Birleşmiş Milletleri soydun, tımar ettin ya. Allah sana Allah bu kadar Allah. Sünnet iznini kim verdi bu kadar sen Birleşmiş Milletlere kadar, çoluğa çocuğa kadar? Allah. Sana abi, dedik sünnetçi lazım, sünnetçi pansuman. Ne yapalım abi, şimdi biz sen iki devlet yaşıyoruz Kıbrıs'ta. Vallahi millet üç devlet yaşıyor abi, Yunanistan'da oldu. Peki barış olur mu? Abi zor. Zor değil mi? Uymuyor, kan rengi, kan tutmuyor abi. Adamlar sarı kırmızı, Türkiye Fenerbahçe. Efendime söyleyeyim Çin, Trabzonspor. Böyle gelir gider mi yani? Böyle geldi böyle gider mi? Böyle abi. He? Yapacak bir şey. Eskişehirspor, Ürdün tarafı falan filan bu tutmaz yani. Vallahi. Abi sen tribünü karşı karşıya getiriyorsun. Maça çıkıyorsun senelerdir, yüzyıllardır. Atalardan, dedelerden beri. Milattan önce, milattan sonra. Hiç öyle bir şey akla sığar mı ya? Sen tutturacağım diye tutturmuşsun. Tutturamazsın abi. Gelen de üç kağıtçı, giden üç kağıtçı. Bu kadar basit. Neyse. Durumu... İnşallah komutanımla Kıbrıs'a geleceğiz Bülent abi. Misafirin olacağız vallahi bir gün. Bilmiyorum. Cihangir abi ekmek, biraz gelebilecek mi Kıbrıs'a? Abi yalanla ekmek teknesi yürüyor olsaydı vallahi ben hala anlamış değilim yani. Kıbrıs'a gelecek misin? Ben Kıbrıs'a gelirim abi. Niye gelmiyorum? Kıbrıs benim de vatanım. Vallahi. Vallahi bile. Buranın yemekleri güzel evet. Abi. Şeftali kebabı. Şeftali kebabı da var. Vallahi bende şelale de var. Ben şeftali kebabını çok severim. Yani. Yedin mi? Neyden yapılıyor şeftali ben kebabı? Ben Versace'in kendisiyim dedim ya. Neyden yapıldığını biliyorsun değil mi ben şeftali kebabı? Bendeki madalyonunu bir görsen botlardan zannediyorsun. Peki şey hırsız kebabı yedin mi? Ben hırsız kebabını da bilirim. Vallahi. Sana tanım bilir ya. Şey oranın Zivanya'sı var. Saf alkol. Temiz. En temiz. Hı-hı. Zivanya. Tabii. 10 numara bir içki. Zivanya vallahi iyi. Duymadın mı hiç Zivanya? Zivanya biz dipte kalmış Zivanya işte nedir o rakı anason Zivanya'dır yani dipte böyle parmağınla böyle yapamazsın da yaparsın yani Zivanya odur ama bilmiyorum Zivanya iyi o da iyi. Ben ne bulsam içiyorum ama vay kafası güzel bunlar ne içiyor ben hala çözemem. O zaman akşam rakı içelim. Ne içersin abi? Altınbaş serisi. Vallahi ne olursa.
Bende var. Para yok benden söylemesi. Ben hacılık hicret. Bülent abi bizi misafir ediyor akşam. Dediler bugüne kadar ben tabii. Dedi söyledim yani. Vallahi ben otelleri de diyor alsınlar otelleri alsınlar. Abi şimdi biz seni Mersin'e geldiğimizde nasıl bulacağım? Tabi Alaaddin abinin yanında buluyorum. O zaten tesadüfen geliyorsun buraya. Bizleri de yedirsin içirsin gelir ha. Zaten Cihangir abi şimdi tam geçiyordum Cihangir abi bana seslendi. Hop dedi nereye gidiyorsun dedim abi geliyorum hemen. Yani. Sağ olsun hemen Tanrı unutmadı tabii, yani tabii, beni sağ olsun. Tabii. Zaten geldiğimizde Cihangir abi %90 görmeden olmaz yani. Bak Alaaddin abim yaptı bu tesbih bana. Öyle bu ne anlama geliyor abi? 10-20 tane çeşit var Cihangir abi. Allah'ını seversen bana yapmış özel bunu Alaaddin abim. Bu Doğu Perinçek dedikleri abi. Perçek. Kumar hayat borcudur. Kumar namus borcudur anlamına geliyor. Budur yani. Namustur. Şimdi bana birisi bunu pakete koyup yazıhane ofise gönder. Kumar namus borcu. Tamam bizde kumar namus borcu laf ağzımızdan söz ağzımızdan bir kez çıkar ama sanat. Şimdi bu da bir zanaatkar. Bunu sırf devreye koymak. 2 saat uğraştı Alaaddin abi onu 70 milyon insan tespih taşıyor. Ömrü boyunca hiç tespihim olmadı diyemez bir yer. Abi yüzümüz gülecek bunu söylesem bana. Sen dünyaya söz veriyorsun o tespihle de söz veriyorsun. Döndüren dolaşan başımıza iş açtı. Abi 1 dolar. Abi. 1 dolar 1 TL yapar mı? İleriki zamanda. Yapar abi. Niye yapmaz? TC'de ama şimdi 1 dolar 18 TL 20 TL yapıyor. Vallahi olur abi. Mayıs'ta dolar 30 TL deniliyor. 2 tane Amerikan bankası batmış. TK şu an yapar, TC'de doları frenliyorlar. Allah'ın dediği. Abi bizim 500 ya da 1000 TL banknotları çıkar mı? Abi Türkiye'de çok büyük doğalgaz petrol var. Yani bu devletten şimdi sayımı içtimai doğru düzgün alıp çıkacak insanları kalacak insanları belirlese çok büyük savaşta kopartırsın. Yani petroldür, doğalgazdır bırakmazlar yani. Dünyanın en büyük gelmiş geçmiş katliamları Sırp katliamları diye savaşta geçiyor. Büyük katliam olmuş yani. Savaşın ortasında Sırp katliamı da hiç duymadık demeyin. Yani var. Osmanlı İmparatorluğu da yapmıştır. Bizans da yapmıştır. Siz de haklısınız. Onlar da haklı. Buradakiler de haklı. Ben de haklıyım. Hepimiz haklıyız ama bize Richter meteorolojinin verdiği yetkilerin verdiği bilgi öyle. Sırplar sanat gibi. Dedik. Sanatçıya değer yok büyük dedik. Sanat yani. Sanatçıya zaten değer yok. Şimdi her şeyin abi her şeyin çakması var değil mi? Abi adamlar zamanı elektrik işkence yazık günahtır halkımızdır milletimizdir. Sen elektrik işkencesini alıyorsun elektrik trafosu jeneratördür sünnet pansuman diye bağlıyorsun ama bir yere kadar bir yerden sonra taşımaz. Abi ya ne olacak bizim yani? Estaf. Abi vallahi zor. Estafın yüzü gülmüyor. Öyle abi. Hayat bir değişik bir döngüye geldik. Gerçekten yaşıyor muyuz? Öldük mü? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi öleceğiz zaten ama nasıl öleceğiz? Parasını iyi değerlendiriyor tüm dünya. Şimdi konu hakikaten zenginlik mi? Tüm dünya zengin daha da zengin oluyor. Evet. Neyse. Alaaddin abicim. Ya gözden çıkar. Devletleri milletleri iyi seçmeleri lazım. Yani devletleri milletleri seçtikten sonra tarafını bak, seçtikten sonra olur. Cihangir abimiz gerçekten. Ne güzel ya komutanımız. İyi Parti diyor AK Parti CHP'ci çıkıyor. Ben anlamıyorum vallahi bu işler. Biz de anlamıyoruz bu işlerden. Anlamıyoruz. Evet bugünkü sohbet için Bülent kardeşimize teşekkür ederken Kıbrıs'a selamlar gönderiyoruz. Cihangir abimi sevgili gördüğüme sevgili. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum abi. Kapanış için sendeyiz komutanım. Bülent Beyefendi buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Yakında diyorum ya görüşeceğiz yani bende yalanı ben sallallahu ekberim bendeki botlar çizmeler annenin babanın dedemin efendime söyleyeyim hepimizin yani bizde yalan olmaz ben geleceğim diyorsam geleceğim zaten. Botlarımızın çizmesinin ipleri ışıklı. Şimdi siz benim gibi bir insanı anlayabilir misiniz bu kadar böyle mertin arasında ben namerttim yani. Buradan sevgilerimiz saygılar. Kıbrıs'a uçakla mı geleceksin gemiyle mi abi? Onu sorun. Abi uçakla da maneviyat borç var. Borç ödüyoruz terör arkadaşlarımıza. Alacakları verecekleri varmış. İşte kızlara bip bap şak şuka mak şuka yapıyor. İyi yapsın. Buradan sevgilerimiz yapmaya devam edin arkadaşım.
Buradan ikinci de haber gönderin. Buradan bizi izleyen bütün dostlara selamlar. Kıbrıs'a, Ankara, Özcan Ünver. Kıbrıs'a da sevgilerimiz. Londra'ya da. Londra'ya da. Özcan Ünver kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Olur, insanız. Sağ olsun Özcan abimiz bugün bir güzellik yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ediyoruz gerçekten kendisine. Buradan Özcan beyefendiye sevgiler, saygılar. Bülent abim sen de sohbete katıldığın için teşekkür ediyorum. Evet, seve seve Cengir abiyle bir böyle dertleştik. Birer çay içtik. İnşallah yakında görüşeceğiz. Ben i̇nşallah. Yarın ölüyorum Kıbrıs'a. İnşallah. Ölmezsek tamam inşallah. Saygılar, sevgiler. Allah'a ısmarladık. Dostlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ama dostça kalın.